Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle oran orantı konusunu işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde oranın ne olduğunu, orantı kavramını, orantı ile ilgili problemler çözeceğiz. Bir sonraki dersimizde de bu konunun ikinci bölümü olan doğru orantı ve ters orantı konularını işleyeceğiz. Derslerimizi İdol Yayınları'nın performans kitabı üzerindeki alıştırmalar üzerinden devam ederek işliyoruz sevgili gençler. İsterseniz beni oradan takip edebilir ya da dersi benden dinleyip vereceğim ödevi kendi kitaplarınızdan yapabilirsiniz. Anlaştık. Şimdi tabii başlamadan önce ne yapıyoruz? Videoya beğeni atıyoruz. Konu istekleriniz varsa hemen aşağıdaki yorum kısmına yazıyoruz. Video sonundaki soruyu da cevaplamayı unutmayın. Başlayalım. Evet, hemen öncelikle oran kavramını öğrenelim. Aslında bunu 6. sınıfta öğrenmiştin sevgili gençler. Tekrar hatırlayalım. Oran iki çokluğun kesir şeklinde yazılmasına deniyor. Neye dikkat edecektiniz? İlk söylenen üste. Yani A sayısının B sayısına oranı derse A bölü B. B sayısının A sayısına oranı derse B bölü A. Hatta hemen bir örnek yapalım. Mesela diyor ki mavi kare sayısının kırmızıya oranı. Ne yapacağız? İlk söylenen üste. Mavi bölü kırmızı yapacağız. Mavilerimiz kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Kırmızılarımız 4 tane. Cevap ne? 6 bölü 4 diyebiliriz. Ya da böyle bırakmıyoruz tabii, ne yapıyoruz? Sadeleştirebiliyoruz. 2'ye bölersek 3 bölü 2 cevabını bulabiliriz. Mesela buradan size bir sürü soru sorabilir. Sarıların tamamının oranı diyebilir. 2, 4, 6, 8. Sarı bölü tamamı 8 bölü 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 8 bölü 18 diyebilirsiniz. Bunu da sadeleştirirseniz 4 bölü 9 cevabına ulaşabilirsiniz. Yani buradan size bir sürü soru sorabiliyor. İkinci olarak farklı bir soru tarzı bize bir oran veriyor. Bu orana göre A 4 olursa B kaç olur diyor. Burada da katları kullanarak çözüyorduk. A'ya 2 demiş, B'ye 3 demiş değil mi oranda? O zaman A'nın 4 olması için neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. O zaman 2 ile çarparsam burayı da 2 ile çarpmam gerekir. O zaman B de 2 kere 3'ten 6 olacaktır. Tamam. Oran yazdık ve oranı kullanarak sayının değerini hesapladık. Bunlar geçen seneki konularımızdı ama bunlar bu senede bize lazım olacak bilgiler. İkinci olarak birimli ve birimsiz oranı öğrenmiştik. Bu da birimin ne olduğunu biliyorsunuz. Hani 2 metre, 4 santimetre gibi sayıların sonundaki değerlere deniyordu. Burada birim ve birimsizi şu belirliyor. Mesela burada görüyorsunuz, bak şurada ne var? 2 tane santimetre var. Bunlar gidiyor, ne kalıyor? Birim kalmıyor. Ondan dolayı birimsiz diyoruz. Yani aynı birimde olanlar elendiği için birimsiz. Farklı olanlar birimli oluyor. Olay bu kadar basitti. Hemen örneklerimize bakalım. İsterseniz durdurup kendiniz bu kurallara göre cevap verebilirsiniz. Hemen bakıyorum. Santimetre ve kilometre. Bak bunlar aynı türdür. Neden? Bu 2 santimetre. Ben bu 3 kilometreyi santimetre olarak yazıyorum. Çok uzun oluyor ama yazabiliyorum değil mi? Bu santimetreler gidiyor. Buna ne diyoruz? Birimsiz. Metrekare, kilogram. Biri alan, biri ağırlık. O zaman bu gitmiyor. Birimleri kalıyor. Ondan dolayı birimli diyoruz. Gün ve saat birbirine dönüştürülebilir ve elenirler. Birimsiz. Litre bölü hafta gitmez. Buna birimli oran diyorduk. Tamam. Bu bilgiyi de hatırladık. Şimdi orantı konusuna bakacağız. Oranın kafanıza iyice yerleştiğini varsayıyorum. Çünkü oran neydi? Neye dikkat edeceksin? İlk söylenenin üstte yaz. İşte orantı dediğimiz kavramsa iki oranın eş olmasına deniyor. Burada gördüğünüz gibi 1 bölü 2 oranı 3 bölü 6'ya eşittir demiş. Eğer bu eşitlik doğruysa biz buna orantı diyoruz. Tamam. Her zaman eşit dese de eşit olmayabiliyor. Biz buna öncelikle karar vereceğiz. Orantı olup olmadığına karar vereceğiz. Bunu yapmanın birkaç yöntemi var. Birincisi az önce oranda da gördüğünüz gibi kat almaktır. Ben size genelde kat alma yöntemini öneriyorum. Hemen burada bakalım, mesela ne yapmış? 1'den 3'e ne yapmış? 3 katını almış. Buradan 3 kat almış mı? Evet, demek ki bu bir orantıdır diyebilirsiniz. Her zaman yana doğru değil, bazen aşağı doğru da test edebilirsiniz. Ya sağa doğru test ediyorsunuz ya yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı test edebilirsiniz. Bak 1 bölü 2'de de var. Buradan aşağıya doğru 2 ile çarpmış. 3'ü 2 ile çarpınca 6 mı? Evet. Bu birinci yöntem. İkincisi de daha matematiksel olan içler dışlar çarpımı. Yani böyle çapraz olarak çarpıyorsun. Sonuçlar eşit çıkarsa cevap doğru oluyor. Ben örnekler üzerinde gösterince daha iyi anlayacaksın. Hemen ilk sorumuza bakalım.
Çapraz olarak çarpıyorum. 2 ile 6'nın çarpımı eşittir 3 ile 4'ün çarpımına diyeceğiz. Eğer bunlar eşit çıkarsa cevabımız doğru. 2 kere 6, 12. 3 kere 4, 12. Bakın eşit çıktığı için ne diyoruz? Bu bir orantıdır diyoruz. İkinci soruya gelelim. Yine içler dışlar yapalım. 4 kere 18, 7 kere 8. Çok büyük sayılar olduğu için ben burada ikinci yöntemi kullanmak istiyorum. Kat yöntemini kullanacağım. Bak 4'ten 8'e ne yapmış? 2 ile çarpmış bu yönde. Ben de bu yönde 2 ile çarpıyorum. 7 kere 2 18 mi? Değil. O zaman bu ifade bir orantı değilmiş. Anlaştık. Buraya gelelim. Yine bakın sayılarımız çok büyük. Çarpabilirsiniz fakat zor oluyor. Onun için kat yöntemi kullanacağım. Bak yine 5'ten 15'e ne yapmış? 3 katını almış. Ben de 3 katını alıyorum. 9 kere 3 27 mi? Evet. O zaman bu bir orantıdır. Buraya geliyorum. Her iki yöntemle de yapalım. Bak 12'den 10'a kat değil. Aşağı doğru kat değil. O zaman çapraz çarpacağız. 12 kere 8 yapıyorum. 12 çarpı 8 eşittir. 10 çarpı 10 yapıyorum. Buradan 12 kere 8, 80, 16 oradan 96 çıkar. 10 kere 10, 100 çıkar. Eşit mi? Tabii ki değil. O zaman bu da yine orantı değil. Mevzu anladınız değil mi? Öncelikle bakın sayılar kolay çarpılıyorsa çapraz çarpabilirsiniz. Yok zor oluyorsa kat yöntemi kullanabilirsiniz. Evet, bir şeyin orantı olup olmadığını nasıl yapılacağını öğrendiniz. Ya çapraz çarp ya da katlara bak. Tamam. Bazen size orantıyı verir ve orantıda bir eksik sayı verir. Bu eksik sayıyı bulmanızı ister. Bunu problem çözerken kullanacağız. Ondan dolayı bilmeniz lazım. Mesela burada diyor ki bu eşitlik doğruysa yani bu bir orantıysa A kaçtır diyor. Burada yine az önceki yöntemleri kullanabilirsiniz. Birinci yöntem kat, iki çarpma yöntemi. Kat yöntemini kullanalım. Mesela ne var burada? 4'ten 1'e ne yapmış? 4'e bölmüş diyebiliriz. 4 bölü 4 1'dir. O zaman ben de 28 ne yapacağım? 4'e böleceğim. 28 4'e böl. Cevap 7. Aradığımız sayı 7 çıkıyor. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntemi kullanalım. Yani çapraz çarpmayı deneyelim bir de. Aynı şey çıkacak bakın. Çapraz çarpacağım. Bunu da mavi renkle yapalım. Kafanız karışmasın. 4 kere A eşittir 28 kere 1. Buradan ne yapar çarpma işlemi? 4 çarpı A 28. 4'ü neyle çarparsak 28 yapar? Tabii ki 7 ile çarparsak 28. Geçelim hemen ikinci örneğimize. Bu Ç ve D'yi siz çözeceksiniz. Yine kat yöntemi yapabilirim. 1'den 7'ye nasıl yaparım ben? Çarpı 7. O zaman burada da çarpı 7 düşüneceksin. Kimi 7 ile çarparsam 42 olur? 6'yı 7 ile çarparsam 6 kere 7 42. Birinci yöntem. Çapraz çarpma yöntemini deneyelim. 1 çarpı 42 eşittir. B çarpı 7. 1 kere 42, 1 kere 42, 42 eşittir B çarpı 7. 7'yi ne ile çarparsak 42 yapar? 6 ile çarparsak 42 yapar. Bakın her iki yöntemde size doğru cevabı veriyor. Siz ister çapraz çarpın, ister kat alın. Benim size tavsiyem kat yöntemi kullanmanız. O daha pratik ve daha hızlı çözmenize yardımcı oluyor. Evet, şimdi bekliyorum sevgili gençler. 5 saniye siz videonuzu durduruyorsunuz. Yandaki gördüğünüz soruları cevaplıyorsunuz. Hemen ilkiyle başlayalım. Kat yöntemi 5'e bölmüş. Bunu 5'e bölemeyiz. Zor oluyor. Çarpma o da olmuyor. O zaman ne yapalım? Çapraz çarpalım. 5 çarpı E, 5 çarpı E harfi, 4 çarpı 1'e eşit. Buradan da 5 E eşittir 4 oluyor. E hocam tam çıkmıyor. O zaman tam çıkmak zorunda değil. Çünkü biz rasyonel sayıları öğrenmiştik. Her iki tarafı 5'e bölersiniz. E eşittir 4 bölü 5 cevabına ulaşırsınız. Tabi her zaman tam sayı çıkmak zorunda değil. Rasyonel sayıları bildiğiniz için sonuçlarınız rasyonel de çıkabilir. İkinci soru yine size virgüllü bir sayı gelmiş. Fark etmedim sorarken. Hemen bakalım. Yine çapraz çarparak yapacağım. 1 çarpı 6 eşittir B çarpı 5. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. B eşittir 6 bölü 5 oluyor. Tamam. Mevzuyu anladınız herhalde. Ya çapraz çarp ya da katını alarak yine aynı yöntemle bu soruları da cevaplayabiliyoruz. Konumuzun bu basamağında da az önce öğrendiğimiz orantı var ya, o yöntemi kullanarak problemler nasıl çözülür ona bakacağız. Hemen örnekler üzerinde göstereyim daha iyi anlayacaksınız. 2 ekmek 6 lira ise 9 ekmek kaç liradır?
Günlük hayat problemi. Ne yapacağız? İsterseniz yani doğal sayı problemi gibi çözmek isterseniz 6 lirayı 2'ye bölerseniz ekmek 3 liradır. 9 ekmek 3 kere 9'dan 27 liradır diyebilirsiniz. Ama biz öyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Oran kullanacağız. Ekmek bölü fiyat. Ekmek 2 iken fiyatı 6 liraymış. Eşittir diyorum. Ekmek 9 olunca fiyatı kaç olur? Bakın az önce yaptığımız orantı kuralını kullanacağız. İstersen kat al, istersen çarp. Kat yapalım. Aşağı doğru ne yapmış? 3 ile çarpmış. Ben de aşağı doğru 3 ile çarpıyorum. 9 kere 3, 27 oluyor. Kat yöntemin değil de çapraz çarpmayı kullansaydın ne olacaktı? Yine yazayım. 2 bölü 6 eşittir. 9 bölü f. Çapraz çarpıyorum. 2 kere f. F fiyat bu arada onun için aldım ben. 6 kere 9. Buradan da 2f eşittir. 6 kere 9. 54. Buradan da 54'ü 2'ye bölersem 27 cevabına ulaşayım. Bu arada burası denklemler konusu. O konuyu biliyorsunuz varsayıyorum. Çünkü geçen gün işlemiştik o konuyu. Dediğim gibi yine denklem çözmekte zorlanıyorsanız burada kullandığım kat yöntemini kullanabilirsiniz. İkinci sorumuz. 12 gram şeker ile 300 gram pasta yapılırsa 4 gram şekerle kaç gram pasta yapılır? Yine aynı yöntem. Oranımızı kuracağız. Şeker bölü pasta yazıyorum. Verilen neydi? Şeker 12, pasta 300. İstenen ne? Şeker 4, pasta kaç olur? Bakın oranımızı kurduk. İster kat yöntemi, her ikisini de yapalım. Yine her iki yöntemle de yapalım. Bak, bölmede düşünürsen ne olmuş? 12'den 4'e nasıl ulaşırsın? Bölü 3 ile ulaşırsın. Ben de buradan bölü 3 yapıyorum. 300'ü 3'e bölersem cevap pratik olarak hemen 100 çıkacak. Dediğim gibi bu yöntemi kullanın, her zaman daha hızlı çözersiniz. Yok ben matematikten gitmek istiyorum, yani işlemlerden gitmek istiyorum diyorsan çapraz çarp. 12 çarpı x eşittir 300 çarpı 4. 12 kere x 12x. 300 kere 4 1200. Buradan da 12'ye bölersem yine 100 cevabına ulaşırsın ama uğraşmış olursun. Evet, şimdi de orantı kullanarak çözeceğiz. İki soruyu da size soruyorum. Yine 5 saniye bekleyeceğim. Dur ve çöz bakalım. Hemen başlayalım. 400 gram 20 liraysa 1 kilosu kaç TL'dir? Hemen kuralımızı yapalım. Gram bölü fiyat yazıyorum. Neymiş? 400 gramı 20 liraymış. 1 kilosu. Bak bu kilo bu gram. O zaman ben bunu da o zaman bu 1 kiloyu gram olarak yazalım. Ne diyeceğiz? 1000 gram. 1000 gramı kaç liradır diyoruz. Oranımızı kurduk. İster kat yap, ister çapraz çarp. Kat yapalım. 400'den 20'ye ne yapmış sevgili gençler? Bölmüş. Kaça bölmüş? 40'ı 20'ye bölmüş 400'ü. Ben de buradan 20'ye böleceğim. 1000'i 20'ye bölerseniz %20 50 kere vardır. Aradığınız cevap C şıkkı 50. Çapraz çarpsanız da aynı sonuca ulaşırsınız zaten. Hızlıca yapayım. Mesela 400 çarpı x eşittir. Çarpı 20. 2 sıfır buradan gitti. 2 sıfır buradan gitti. Ne kaldı burada? 4x. Bu tarafta 10 kere 20. 200. Bunu da 4'e bölersek yine 50 buluruz. Ama dediğim gibi kat yöntemini, bölme yöntemini kullanabilirsiniz. İkinci örneğimiz. Sabit ücreti 40 lira olan bir GSM şirketi internetten gigabyte başı ek ücret almaktadır. 6 GB internet kullanan bir kişi 58 TL ödediğine göre 7 GB internet kullanan bir kişi kaç fatura ödedi? Bakın burada dikkat etmeniz gereken bir detay var. Sabit ücret. Sabit ücret 40 liraymış. İnternet için ek ücret alıyormuş. Yani 6 GB ödediğiniz tutar 58 lira değil. 6 GB ödediğiniz tutar, GB bölü TL yazalım. 6 GB ödediğiniz tutar 40'tan geriye kalandır. 40'tan geriye kaç kalıyor? 18. Yani 6 GB'a 18 TL ödüyoruz. 7 GB'a kaç öderiz diyeceğiz. Buradan yine kat yöntemi yaparsak aşağı doğru ne yapmış? Çarpı 3 yapmış. Ben de aşağı doğru çarpı 3 yapıyorum. 7 kere 3, 21 cevabına ulaşıyoruz. Tabi ödeyeceğimiz tutar 21 değil. Sabit ücrete ekleyeceğiz. 40 lira 6, 21'den cevabı 61 lira. Yani B şıkkı bulacağız. Mevzuyu anladınız herhalde. Eğer arkadaşlarımız şöyle 6 bölü 58, 7 bölü kaçtır yaptıysa soruyu cevaplayamamışlardı büyük ihtimal.
Dikkat edeceksin. Sabit ücret internet fiyatına dahil değilmiş. O detaya da dikkat edeceğiz. Ve bir videomuzun daha sonuna geldi sevgili gençler. Hemen ekranda gördüğünüz soruyu cevaplayıp yorum kısmına yazıyorsunuz. Ayrıca konu isteklerinizi, fikirlerinizi, isteklerinizi de yorum kısmına bekliyorum. Sınavlar varmış galiba. Sınav tarihlerinizi de yoruma yazabilirsiniz. Hemen ödevinizi vereyim. İdol yayınlardan beni takip edenler kalan bütün alıştırma ve testleri çözüyorlar. Beni başka kaynaktan takip ediyorsanız da en az bir test çözmenizi istiyorum. Derslerimiz devam edecek sevgili gençler. Kaçırmamak için kanala abone olabilir.